tansiyonu düşüyor. Turgut hocam, tansiyonu 5'e 8 olmuş. İç kanaması var, büyük ihtimalle grafti kaydı. Ne yapacağız hocam? Bilmiyorum, Aras'ın hemen buraya gelmesi gerekiyor. Hocam o ameliyathanede. Biliyorum ama acil gelmesi lazım. Toraks iyi görünüyor. Bu kapatma yöntemi çok zordur. Tekniğime çok iyi bak. Açın kızım benim telefonu, getirin buraya. Hocam Derin Hoca arıyor. Sağ ol ha. Efendim Derin Hoca. Aras, Turgut Hoca'nın grafti kaydı, kanaması var, gelmen gerekiyor. Ama benim yükümü hafifletmekten bahsediyordunuz siz bugün daha bir saat önce. Tamam biliyorum, bugün senin için çok zor bir gün ama acil gelmen gerek, hadi. Ama ben aynı anda iki yerde olamıyorum ki Derin. Sternum açık önümde, Yusuf'un ameliyatındayım, gelemem ki. Tamam Sedef'i yolla o zaman. Hayır olmaz, Sedef çok... Çok parlak bir cerrah olacak. Yapacağı bir hata geleceğine mal olabilir. O yüzden izin veremem. Ben Sedef'e güveniyorum. Anlamadım. Birbirimize güvenmek zorundayız. Aras, başka şansımız yok. Hadi gelsin Sedef. Sedef hadi geliyor musun? Tansiyon kaç? 8'e 5. Grafik kaydı büyük ihtimalle. Değin hocam, mecbur kaldığınız için bana bu şansı verdiğinizi biliyorum. Ama merak etmeyin, elimden geleni yapacağım. Yüzümüzü kaya çıkartacağım. Hayır Sedef, ben sana güvendiğim için Aras'la konuştum. Adımı da biliyor musunuz bu arada? Hadi bakalım sarışın olan, göster kendini. Mert, Mert bir bekle beni. Hocam, ne zor gündü be, değil mi? Evet, özellikle de senin için. Biraz su iç bakalım. Niye ki? Su iyidir. Tüm vücut fonksiyonları için de önemlidir. İç hadi. Ah. Gerçekten iyi geldi. Benim ilaç kutumu aldın değil mi? Evet ya, sormayın. Sabahtan beri başım ağrıyor zaten. 2 tane de aldım ama hiç... İşe yaramadı. 2 tane. Hocam. Gel benimle. Gel. Gel. Evet, kutudaki herkesçi değildi. Şimdi anlamışsındır niye acilde öyle kafası kesik tavuk gibi gezip durduğunu. Bir ara bitlendim sandım ya. Mert, bende dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu var. Hocam, bana açıklama yapmak zorunda değilsiniz. Ben hayatım boyunca bunu çektim. Bu ilaçlar tıp okurken de asistanlığım boyunca da hayatımı kurtardı. Şimdi ilacım olmadan acilde yapamam. Yani... İyi de bunlar reçeteli ilaçlar. Niye ağrı kesici kutusunda saklıyorsunuz ki? Hocam... Belki haddimi aşacağım ama... Acilde bunca saat nöbet tutmak için... Herkes için... Kendinize zarar veriyorsunuz. Buradaki herkes bir şekilde aynısını yapıyor Mert. Daha iyi misin? Daha iyi günlerim olmuştu. Derin. Acilde de diğer bölümlerde de yer yok. Daha fazla böyle devam edemeyiz, ne yapacağız diyor. Artık gerçeklerden kaçamayız. Bütün bölüm başkanlarını toplayalım. Tamam. Arkadaşlar, Derin Hoca acilde hala elinden geleni yapıyor ama... Tamam. Kısa ve öz konuşacağım. Yanlış bir karar verdim. Hata yaptım. Bütün bu kaosun sorumlusu benim. Kaldırabileceğimizden daha fazla sayıda hasta kabul ettim. Herkese yardım edebileceğimi düşündüm ama kimseye yardım edemedim. Zor olanı seçtim. Beni affetmenizi ya da anlamanızı bekleyemem. Hepiniz bana kızmakta haklısınız. Ama bunu toparlayabilmem için yardımınıza ihtiyacım var. İşte yeni plan. Daha zor olanını seçmemizi istiyorsun. Evet, maalesef hepimiz daha zor olanı seçeceğiz. Aras, bütün gün sana çok yüklendim, farkındayım. Sana nasıl yardım edebilirim? Mehmet Ali'yi kurtardık, Yusuf önümde açık. Hakan Hoca beni desteğe çağırdı.
Acilde ameliyat bekleyen sevki müsait stabil kaç tane hasta var? İki hocam. Tamam, onları hemen başka hastaneye sevk edelim. Derin hocaya da söyle, yatırabileceğiniz bütün boş yataklara hasta alın. Yatırabileceğiniz herkesi yatırın. Tamamdır başhekim. Ya yatışını yaptığınız hastalardan ödeme alamazsanız Barış Bey? Yani sonuçta burası bir vakıf hastanesi ve üstelik dekanınız da... Buna bir çözüm bulacağız, merak etmeyin. Şu an düşüneceğimiz son şey bu. Andaç, sanat terapisini bahçede yapabilir misin? Tamamdır kaptan. Suzan. Ne yapacağımı biliyorum. Başhekimimin izinden gidip en zor olanı seçeceğim. Başka sorusu olan? Ali Haydar Hoca'nın baklava meselesi hariç sorusu olan? Feket. Biliyorum hocam, biliyorum. Baklava değil, paklava. Başka sorusu olan? Evet. Hepimize kolay gelsin arkadaşlar. Buyurun. İşler sarpa sardı başhekimim ha. Suzan Hanım hikayemiz bu kadar değil demişti. Haklıymış gerçekten. Derin Hoca'nın hikayesi bu kaosun yanında solda sıfır. Nasıl halledeceksiniz şimdi? Dedim ya, el birliğiyle üstesinden geleceğiz. Belki siz de bize yardım etmek istersiniz. Nasıl? Daha az soru sorup gerçekten hikayenin ne olduğuna odaklanarak.